Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet veriyorsunuz Tarık Bey? Tabii ki. Sektöre uzun yıllar önce başladık. Yani şöyle söyleyeyim, 8 yıl önce zaten kendi işletmemizi, markamızı, patentimizi alaraktan kurduk. İşletmemizi ilk kurduğumuzda Beylikdüzü'ndeydi ilk şubemiz. Daha sonra büyüterek, daha sonra büyüttükten sonra kozmetik imalatına başladık 2010 yılında. 2010 yılından sonra 2014 başlarında ikinci şubemizi Koca Mustafa Paşa'ya açtık. Üçüncü şubemizi 2015 yılında Fatih bölgesine açtık. Ve şimdi işletmemize kalabalık bir ekiple devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Aynı zamanda kozmetik de bahsetmiştiniz. Bunlar nelerdir? Hangi ürünlerdir efendim? Kozmetikte çoğunlukla şampuan ve maske bakım gruplarına değiniyoruz. Bu ürettiğimiz, imalatını yaptığımız ürünlerin birçok kuaför salonunda, güzellik salonunda, daha çok elit kısımlarda satışına mümkün olduğunca önem veriyoruz. Bu üretimlerin yanı sıra maske, serum, aynı zamanda mavi su dediğimiz fön sularından da üretimini yapıyoruz. Bunların da evet, gerçekten güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Evet. Bunu burada görebiliyoruz efendim. Peki güzellik merkezimizdeki Mint Hairstyle'deki hizmetlerimiz nelerdir efendim? Hizmetlerimize ilk başta kuaför olarak, kişisel bakım olarak başladık bayanlar üzerine. Ama daha sonra tabii ki yerimizde saymak yerine daha çok kendimizi geliştirmek istedik. Geliştirmeye daha sonra kalıcı makyajla başladık. Kalıcı makyajın arkasından dövme, bundan sonra protez, tırnak, ipek, kirpik, lazer epilasyon, ondan sonra dövme silme işleminde şu anda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Aynı zamanda kaynak ve çıt çıt da değil mi? Aynen, kaynak, çıt çıt. Kuaför adına dair her şeyi yapıyoruz. Bunun yanında güzellik sektörüne dair her şeyi yapıyoruz. Ayrıyeten medikal kısımda da ilerlemeler kaydettik. Bunun yanında ozon soğuna işlemine başladık. Lenf drenajla hastalara tedavi, doktorların tavsiyesi üzerine bize gelenler oluyor. Yani birkaç hastaneyle de zaten çalışmalarımız var. Onlar da bize yönlendirme sağlıyorlar, sağ olsunlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çıt çıt, kaynak gibi profesyonel bir şekilde işlem uygulanması gereken sistemleri daha çok hangi sürelerde yaptırılması gerekiyor ve bakımların nasıl yapılması gerekiyor? Bu işlemlerde genelde aslında yazın tercih ediliyor. Yazın tercih edilen bu işlemlerde saçlar daha çok açık, daha çok kullanışlı olduğu için yapılıyor bunlar. Bakımlarını normalde çok uzun süreler bekletiyorlar ama gerçekten saçlara aşırı derecede zarar veriyor bunlar. Maksimum olması gereken 2-2,5 ay sürede bakımların yapılması gerekiyor. Evet, tabii ki yaklaşan yaz dönemi için söylüyorum. Hangi renkler özellikle saçlarda moda? Trendler neler? Şu anda renkler gerçek manada çılgın renklere dönüştü. Geçen sene gri renklerde aşırı şekilde moda vardı. Belli firmaların ürettiği boyalar vardı. O zaman herkes yapmıyordu. Şu anda herkes yapıyor ama gri modasını kaldırdık bu sene. Bu sene daha çok canlı renkler, sarılar, yeşiller, morlar. En son gittiğimiz mesela Ukrayna yarışmasında renklendirme stillerinde. Güzel de derece aldık Ukrayna yarışmasında bu arada. Ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmiş oldunuz. Kesinlikle ilk üçe girerek ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ettik takımımızla birlikte. Ödüllerimizi de görebiliyoruz zaten. Evet, ödüllerimizi mümkün olduğunca sergilemeye de çalışıyoruz müşterilerimize, salonlarımızda. Renklendirme konusunda dediğim gibi çok fazla renkli, cıvıl cıvıl bir yaz geçecek. Yani sadece klasik renkler için söylemiyoruz. Gelin diyorsunuz ki hem dünyanızı hem de sizi renklendirelim, değil mi? Kesinlikle, çok doğru bir söz.